Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Çok teşekkürler bu arada. Dünkü videoya güzel bir beğeni geldi. Maşallah diyorum sizlere. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu videoda yine 50 beğeni geçer ve size yeni içerikler üretmeye devam ederim. Bunu çok istiyorum, evet. Şey olarak düşünmeyin yani. Ulan zaten millet beğeniyor, gelir. Hani biz beğenmesek ne olacak falan diye düşünmeyin. Sizin gibi bayağı bir kişi düşünse zaten bu kanalın bir daha video attığı görülmez. Bence güzel bir sınır. Teşekkür ediyorum, bu konuyu direkt geçiyorum. Umarım unutmadan yapmışsınızdır beğenme işini. Neyse, bugün ne yaptım? Bugün işte okula gittim. Okula gittik işte. Eve geldiğimde elektrikler kesilmiş. Bizim dış kapı şifreli. O ya yani en aşağı kapı. Elektrik kesildiği için dışarıda kaldık annemle beraber. Sonrasında işte bizim küçük bir kedi var bahçemizde. Minnacık bir şey, çok tatlı. Dışarı çok soğuk, -3 falan. Minnacık kedi geldi böyle yanıma. Böyle mır mır falan böyle. Mikrofon gelince onun da sesini kaydetmeyi düşünüyorum inşallah. Onu böyle sevdim. Normalde çok kaçar, asla tutamayız onu. Dışarıda kaldığımızda geldi yanımıza. Mırlıyor falan böyle, ayağımıza sürtünüyor. Boyu nasıl diyeyim ya, şu kadar falan bir şey boyu yani, çok tatlı bir şey. O burnunu falan seviyoruz böyle, soğuktan iyice yumuşamış böyle burnu. Onu falan sevdik böyle, yumuşacık hafif de böyle tüylü, anam yiyeceğim. Neyse, sonra işte annemle onu sevdik falan böyle 1,5-2 saat kapıda kaldık yani. Ne yapalım başka? Sonra hayvanı sevdik, sonra işte ona ekmek falan verdik. Bir de mesbaneden ciğer falan almıştık. Verdik. Birkaç sakatat vardı. Yani hayvan çok mutlu oldu. Ben onu bugün hissettim. Yani gelip bize sanki teşekkür ediyordu böyle. Sürtünüyordu falan elimize. Yumuşacak bir şey ya. Bir görseniz böyle. Talep gelirse o hayvanla video çekeceğim. Evet. ASMR videosu. Annem gilden gizli eve alabilirim aslında. Yani o tamam. Sıkıntı olacağını pek sanmıyorum ama. Olsun, yine de bir annem gilde konuşur, alırım onu. Sonra işte eve çıktık. Babam geldi, kapıyı açtı. Eve çıktığımızda işte yemek falan yaptık, yedik. Bu kadar. Bu arada işte bazı şeylerden yani mustaripim. Çok şükür hayatımıza olanlara falan çok şükür. Binlerce kez şükür. Ama işte sınıfımız falan biraz sıkıntılı. Son sene ben yani özel bir okula geçtim. Derslerde birazcık daha rahat olurum diye. Not için çalışmak yerine üniversite sınavına yönelik çalışırım diye bir özel okula geçtim. Hani geçtiğim ortam, yani sınıf 12 kişilik ama bu ders sadece 2 kişi dinliyor. Bir ben dinliyorum, bir de arkadaşım var, o dinliyor. Sınıf o yönden çok sıkıntılı. Pek ne yapacağımı bilmiyorum yani. Düşünüyorum ne yapsam ne etsem. Okulun yetkilisi biriyle konuştum. O da diyor hani sınıfını değiştirir falan. Diğer sınıf daha beter. Tekrar bir okul değiştirmek istemiyorum falan, sınıftakiler işte. Neyse, söylemeyeceğim. Ya benle pek bir sıkıntıları yok ama işte pek ortama uygun davranmıyorlar. Öyle. Umarım iyi olur. Böyleydi. Başka da işte yaşadığım mahalleyi size anlatayım. Yaşadığım mahalle böyle ıssız bir mahalle. Böyle bir dağ var. Bayağı yüksek. O dağın dibinde bizim mahalle. Yani şehir merkezinde bir yer. Ama ya bulunduğum şehirde içeride dağ var böyle. İlerisinde falan o köşede biraz ıssız böyle. Cinayetlerin falan işlendiği bir yer burası. Hatta bir ara bizim evin ilerisinde bir adamı öldürmüşler, atmışlar. 2 gün boyunca yol kenarında kimse görmemiş. Tam 2 gün boyunca kimse görmüyor bu adamı. Bu adam orada ölüyor. Kesip atıyorlar. Bu adamın diğer bir parçasını da şeye götürüyorlar. Bizim çöplük var. Şehir çöplüğü diyorlar. Molos falan dökerler. Oraya atıyorlar adamın diğer parçasını, oradan ki bölmüşler. İçim çok kötü oluyor.
namus meselesi falan yazmışlar böyle kazıyarak. Zor zamanlar geçirdik o zaman mahalle olarak. Çünkü çok etkilemişti bizi. Düşünsenize yani hemen dibinizde bir cinayetin gerçekleştiğini, işlendiğini. İnsanı biraz etkiliyor. Biraz da yani komşuluk diye bir şey yok. Yaşadığım yerde kimse birbirini ilgilendirmiyor. Kimse kimseye gidip gelmiyor, öyle diyeyim. İnşallah mikrofon gelince diye başını sinetini yedim biliyorum. Çok özür dilerim ama şu an için çok daha kaliteli içerikler üretmek için o şart. Çünkü ben şu an bir telefonun kulaklığını almışım, elimde tutuyorum ve elim ağrıdı. Ne büyük dert ya falan diyeceksiniz. Mikrofon geldiğinde böyle duracak, ben konuşacağım. En azından kamera açsın, daha iyi ayarlarım. Bir masa başı olur. Şu an bulunduğum ortam nasıl gösteririm bilmem ama bayağı rezil bir biçim. Bu halimize de şükür. Almıştım. Bu arada aldığım mikrofon Blue Yeti. Blue Yeti diye bir mikrofon. Yani araştırdım, sordum, soruşturdum. ASMR videoları için en iyi mikrofonmuş. Evet. ASMR videoları için en uygun mikrofonmuş. Rode NT bakıyordum ama Rode NT çok önermediler ASMR için. Ben de dedim o zaman neden almayayım? Sipariş ettim. Siyah renk aldım çünkü karanlıkta şey yaparken, ne denir ona, video çekerken böyle parıl parıl parlamasını isteyeceğim bir şey değildi açıkçası. Koyu renklerinde siyah vardı, işte gece mavisi vardı. Başka ne vardı? Başka da yoktu. Bir de gri vardı ama gri bayağı açıktı. Yani silver diye geçiyor. Gümüş diye. İşte onu almadım. Siyah aldım. Umarım iyi etmişimdir. Sizin bir fikriniz var mı? Öyle. İnşallah. Ya verimli bir yatırım olur kanala. Çünkü biliyorsunuz buradan gelir sıfır. Hiç gelir yok. Aldığımız mikrofonu zaten hani sponsor falan olmasın imkanı yok. Böyle 100 aboneli bir kanalın. Bu arada aklıma gelmişken abone olmayı unutmayın. Eğer abone değilseniz bence abone olun. Hesabım var. Enomen 0. Enomen 0. Öyleydi. Başka bahsedeceğim sizlere ne vardı? Instagram'dan takip edebilirsiniz. Olur tabi. Allah korusun bir kanal kapanırsa veya ulaşmak isterseniz Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Çok aktif kullanmıyorum ama tabi ki de bakarım. Aramda. Ha bu arada aramda benim gibi öğrenci kardeşlerim varsa onlara bir ders çalışma taktiği vereceğim. Ha, öğrenci olmanıza gerek yok. Herhangi bir şey de olabilir. Mesleğe mensup biri de olabilir. Çalışacaksanız eğer üniversitedeyseniz de ne yapın biliyor musunuz? Kendinizi güzelce yatmadan önce şartlayın. Daha sonra sabah kalkın. Namazdan önce veya 3-4 gibi artık ne zaman istiyorsanız. Veya namazdan sonra işte 7-8 gibi en verimli saat güneş doğmadan önceki saatler. Çünkü zihin mükemmel açık oluyor. Ben denk getirebildiğim zamanlar hemen o zamanlar çalışıyorum dersime. Maşallah mükemmel oluyor sizlere. Kesinlikle öneririm bunu. Deneyin yani, adamlar konu bitiriyor. Düşünün yani. Mesela her gün gün aşırı. Yani gün başlamadan aldığımız saatler. Yani şöyle diyeyim, gün başlamadan 2 saat aşırdık. Geceden 2 saat bize kar. Sabah de okuldan geldik 2 saat çalıştık. 4 saat günlük çalışmış oluruz ama okuldan geldiğimizde mesela 4 saat çalışmak çok zor. Geceleri gündüze, yani geceleri çok harcamak gerekiyor. Öyle. Diyeceğim bir şeyler bu kadardı. Bu arada yazmış bazıları hani video olsun olsun falan diye. Ben de sohbet tarzında bir video olsun ASMR diye. Pardon yine ASMR diye ayırdım. ASMR videosu uzun olsun demişler. Ben de o yüzden onlar için uzun yaptım. Tam 10 dakika yapmayacağım ya. 10 dakikaya yaklaşırken kapatacağım videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi geceler. Allah rahatlık versin. Umarım güzel olmuştur. İnşallah çok kaliteli videolarda döneceğim geri. Kendinize iyi bakın. İnşallah 50 like geçmiştir.